Merhaba arkadaşlar, Hoşuma Giden Şeyler kanalına hoş geldiniz. Bugün Bursa'ya geldik, Canda Oyuncak'tayız. Şöyle göstereyim. Atlas Premium'ları var, ancak şu Master of the Universe'lardan var, yani Landshark'lardan var. Artı bir de renk değiştiren araçlardan var. Şu şekilde. Bir Mitsubishi var, eğer ondan bulursak renk değiştiren onu alırız. İnşallah diyelim. Hemen şu şekilde gösteriyorum. Ne var burada? Bakalım. Evet. Şöyle gelelim. Burada şu custom 72 çevirili U'lardan var. Bir tane bunu alıyoruz. Şöyle bir numarada 65 Ford var. Ranchor diye. Bunları alıyoruz. Şöyle ayıralım. Daha sonra bu teklere de dönüp bakacağız. Ondan sonra cama. Artı Datsun 620 var. Değil mi? Aynen. Datsun 620'den bir adet alıyoruz. Bayağı da güzeller. Canda Oyuncak diye bir yer. Güzel, hoş, tatlı bir yer zaten. Mazda Repo var, sarı. Hemen bunu da alıyoruz. 2. Bakalım, 1 numara, 2 numara, 3 numara. Bunu hangisiydi? 5. Bir de bunun dördü var. Bakalım şansımıza şöyle dördü de bulabilirsek arkadaşlar. Ha, hanımla beraber geldik. Ha, şimdi baksana bir 4 numara var mı ya? Kesin 4 olmaz. İlla bir tane bir şey eksik olur zaten. Bak şu yanlarında şöyle yazıyor. Bak 3 4 buldum. Evet. Ops. Tut aşkım onları. Şurada gel. Çok güzel. Land Rover seri 3 pickup 4 numarayı da bulduk dostlar. Şu şekilde. Al aşkım şurada. Şunları al hatun. 5 tane var burada. Aşkım düşürme tut düzgün. Heh. Şöyle bir bakalım bir. Oo. Şöyle bir şey var. Carnival Steamer diye. Ki bize çok hitap etmiyor maalesef. Transformers mı buldun? Oh bak. Burada majoritelerin şeyleri var. Hızlı trenleri var. Yine aynı şekilde burada da var. Hızlı trenler. Evet. Şöyle bakıyoruz. Başka bize göre bir şey var mı diye. Bak abicim gel. Matchbox'ın bakacağım oraya. Geleceğim. Dur yavrum dur. Şöyle. Bunlar hep bizde var. Ne aldın sen? Ay, diorama mı yapacaksın? yap. Güzel. Ne var aşkım orada? Bakıyorum. Matchbox'ın şöyle bir dörtlü Legend Space ve Present diye 1986'dan bir uçak seti var, F-16 gibi. Burada Matchbox araçlar var dostlar. Şurada Passion, bakacağım aşkım. Puller diye bir araç var. Pek hoşuma gitmiyor. Kepçeler var. Bizde var hatunu. Bu bizde var. Ford bu. Şu Ford'u gösteriyor hanım. Bundan bizde var. Şu pickup var. Ne o? Gelip bakacağım dur. Getir bakayım onu. Majör ettim ama çok pahalı, en az 280 lira. Ne kadar? Alacak mısın aşkım bana bunu? Doğum günümde alırım. Oğlum çok iyi lan. Eri lan Oğuz. Ekan gitti. Bir çılgınlık yapmayalım mı ya? Majör et. Sen oraya götür bakacağım. Sen onu oraya götür. Onu şimdi alsam doğum günde. Subaru Sambar diye bir araç. Tamam alma aşkım doğum günde bana hiçbir şey. Onu şimdi al. Aa, bunu alalım o zaman karıcığım. Bak. Fiat 500 Turbo. Çok enteresan bir araç. Dursun hatun bu sende. Açım gel bunu da al. Bir tane de Ford Bronco bulduk. 2021. Bunlar neymiş? Geç, hepsi şunlardan gelmiş. Passion Puller diye bir araç gelmiş. Bir tane araba onu bekliyorum. Eğer onu bulabilirsem onu alalım.
Ha? Meşgul. Tam değiştiririz ya. Bırak öyle, onu değiştiririz şimdi. Birazdan bakar değiştiririz. Burada başka bir şey var mı bize göre? Yok. Şöyle bakalım bir. Neymiş lan ters çevirmişler? Geç. Geç, geç. Geç. Burada da bize göre bir şey yok. Burada da bize göre bir şey yok. Burada da yok. Şurada bir şey var mı aslında? Dur ben çevireyim bunu böyle. Gel gel güzelim gel. Güzel yere denk geldik ha. Bakalım. Bir de ne vardı? Nerede vardı? Oraya bakalım. Dur dur. Nereden? Ha burada da var. Oo. Oğlum bu az önce gösterdiğin değil lan. Tamam dur geliyorum. Oraya geliyorum ben. Dur. Bu. Ya bir dakika. Bir şeye bakıyorum. Vay Kingsmart'lar var arkadaşlar. Lotus'lar var Kingsmart. Bak bak Faruk. Faruk. Bak Kingsmart'lara bak oğlum. Süper bunlar lan. Bak motoru falan gözüküyor arkada. Ana Batmobile'leri sıralamış. Süper aşkım. Oha Batmobile'leri sıralamışlar lan. Ama çok büyük aşkım o. Bunu böyle mi satıyorlar lan? Bunun içinde Hayri abi versiyonu var ya çıldırır. Yok aşkım bundan istemem. Yok şu anda o kadar büyükler hiç hoşuma gitmiyor yavrum ya. Ne ya? Ha. Bunları böyle mi satıyorlar? Bir sorsana abicim ya. Abi bu böyle mi satılıyor? Adet. 36,5 okey. Şöyle bir genel bir bakalım. Şimdi bir dakika şimdi yengenizden bir pazarlığa gireceğiz. O ne lan? Kingsmart mı? Tabii ki. Yo açarım onu kapatabiliyorsun aşkım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir de araklayacaksın he. Sen hiç öldün mü Faruk? Vay. Şimdi arkadaşlar pek konuşmuyorum böyle. Vay vay vay. Fast and Furious'un. Bunun tabi bizde 1.64'lüğü var. Dom. Dodge Charger. Burası iyi lan. Biz Bursa'ya her geldiğimizde buraya geliriz zaten. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Yine canlı oyuncak. Batman'in aracı var. Batman severlere. Şimdi buraya geldik. Buraya geldik. Çok iyiymiş ya. Kapıları açılıyor. Şunun kapısı açılıyor. Tekerleri kaçık. Şunların kapısı açılıyor. Bunun hiçbir yeri açılmıyor. Şu alt üstü aynı. Alttaki üstteki de aynı. Bir de farklı bir şey daha vardı. Şu muydu Faruk? Aynen. Bu da yaz mevsimi. Şöyle üstü açık. Ama buna herhangi bir yer açılmıyor zannedersem. Aşkım. Burada başka bir şey var mı Faruk? Evet. Tamam zannedersem. Bakalım bir şöyle. Dostlar. Güzel. Canlı oyuncak. Bu Zafer Plaza'dan merkeze doğru yürürken sol tarafta aşağı indiğiniz zaman burayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Çalışanlar da gayet iyi. Yine Fast and Furious'un Brands'ın Nissan Skyline GTR 34 aracı. Şöyle görüyorsunuz. İnşallah sesime geliyordur. Başka bakalım bir şey varsa. Yok. Evet dostlar videoları diyorum. Paketleri açınca görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Eve geldik. Biraz geç bir saat. Malumunuz üzere bugün Bursa'daydık. Bursa'da bir av yaptık dostlar. Bir oyuncakçıya girdik. Can da oyuncak diye. Bir oyuncakçıya girdik. Oradan bu beşli seti aldık arkadaşlar. Ben bu tür araçları açmıyorum biliyorsunuz ama bu sefer bir şey denedim kendi kendime. Bunu daha önceden de denemiştik ama premium araçlarda başaramadık. Bu araçların
paketlerin arkasına aseton sürdük ve açıldı. Birazcık kartonet hafif bir kabartmış gibi oldu ama çok da bir zararı olmadı dostlar. Daha sonradan yeniden bunu ben yapıştırırım. Aynı titizlikle bu şekilde sergilerim arkadaşlar. Birazcık yorgunum, kusura bakmayın. Videoya başlamadan önce, paketlerimizi açmaya başlamadan önce videoyu beğenip takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu arada herkesin geçmiş bayramı yeniden ve tekrar mübarek olsun, kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi ilk aracımızdan hemen başlayalım. Bu serinin bir numaralı aracı. Şöyle arkada da göstereyim. 65 Ford Ranch. Ne diyor lan? Ranch Hero gibi bir şey yazıyor arkadaşlar. Tam okuyamıyorum. 65 Ford diyelim. Hemen şu şekilde açalım. Şöyle bırakalım. Aracımız siyah. Şurada bir motor detayı var. Ön kaputu açık. 8 silindir. İçi gri metalik. Direksiyonumuz solda tabii ki de. Kasası kapalı. Keşke açılabilse. Yanlarında beyaz şeritler var. Ön ve arka tekerler aracın içinde yani daha doğrusu kapalı. Arka tekerler daha fazla içe göçük dostlarım. Şöyle şurada bir göstereyim size. Şu şekilde bir Haltvis yası var. Hafif silik. Ön tarafında kabartma şeklinde farlar mevcut. Metal. Arka tarafı yine aynı şekilde. Pek detayı yok. Ama çok güzel, tatlı, şık duran bir araç. Yıldız jantları var. Altı plastik maalesef. Şu şekilde koyuyorum. Şöyle koyalım. Pardon. Şu şekilde. Da şunu bir dakika. Birazcık yorgunluk da var. Dostlar kusura bakmayın. Sesim inşallah iyi geliyordur. Neyse. Şimdi. 2 numaralı aracımıza geçiyoruz. Bu da Mazda Repo. Bende bayağı Mazda Repo oldu. Bu uzun kartonetlerden ilk defa oldu. Sarı Mazda Repo. Yan tarafında şöyle bir Mazda yazısı var. Lastikler çok güzel. Kauçuk hissettirdi bir an bana. Bir tedirgin oldum ama değilmiş. Çok tatlı tekerlerim mevcut. Ön tarafı kabartma. Bu sefer plastik dostlarım. Aracımızın ön tarafı. İç tarafı siyah kaplamalar. Direksiyonumuz solda. Şöyle kaputta siyah bir şerit var. Arka bagaj kısmında, kasa kısmında yine bir siyah detay mevcut. Arka tarafında herhangi bir detay yok. Kabartma şeklinde. Kapağın açılabilir olduğunu gösteren ufak bir detay var. Bir menteşeler mevcut burada yine aynı şekilde. Kabartma şeklinde far detayları var. Çift çıkış egzoz mevcut bu aracımızda. Şöyle altına bakalım. Altı da plastik. Bunun egzoz detayı yani evet. Yani benim için yok diyebilirim. Şöyle ikinci aracımızı da koyalım dostlarım. Bunu böyle koyalım. Ve bir diğer aracımıza geçelim. Bu da Datsun 620. Çok güzel bu da. Gerçekten bunun rengi falan çok hoş, çok tatlı. Şöyle hemen alalım. Evet, artık bazı araçlarımızı bu şekilde açabiliriz. Tabii inşallah da randıman alırsam böyle açacağım. Bu şekilde kullanacağız dostlar. Datsun ve gri. İnsan böyle eline aldığında çok güzel bir hissiyat veriyor. Mat gri. Burada 73 dekali. Aynı şekilde Haltvis'te Datsun dekalleri. Sinyal detayları mevcut araçta. Diğerlerinde sinyal detayları evet bunda da varmış. Bu Mazda Repo'da da sinyal detayı var. Şöyle gösteriyorum. Ama çok kaliteli bir hissiyatı var. Kaput ön tarafında yine bir detay yok. Kabartma şeklinde. Kaputunda 73 dekali. Siyah birer adet bant var şurada. Öyle diyeyim ben size. Böyle birleşiyor ortada. İç kaplamaları siyah. Direksiyon solda. Arkada bir Datsun yazısı. Kabartma şeklinde. Açısı var süper olur. Şöyle efendime söyleyeyim. Bir tane şurada bir egzoz çıkışı var. Altı plastik. Gayet güzel, tatlı, hoş, dikiz aynası olan bir aracımız bu da. Hop bunu böyle koyalım. Evet bu da böyle kallavi araçlarımızdan biri.
Land Rover seri 3 pickup diye bir araç. Hemen şöyle alalım. Orada böyle koyalım dostlar. Kahverengi. Tekerlerinde beyaz şeritler var. Tam bir off-road. Aynen off-road aracı. Gördüğünüz üzere dişli tekerleri mevcut. Yüksek. Tabii ki herhangi bir süspansiyonu mevcut değil aracımızda. Yine aynı şekilde şurada Land Rover yazısı. Şurada bir kabartma var. Dikiz aynaları. Kaputu evet çok güzel. Şöyle eski tip bir araç. Efendime söyleyeyim başka. Şöyle bakalım bir. Şurada bir çekici mevcut. Yanlarında sarı trak griye yakın evet gri. Yok gri değil lan ne renk bu ya. Neyse. Üstünde de beyaz şerit. Burada da yine aynı şekilde. Burada Hot Wheels yazısı. Arka kaputta bir adet stetme teker mevcut. Bayağı da detaylı. Şöyle size de göstereyim. Dişli. Bayağı detaylı bir araç. Kaput böyle sanki iki kapı açılıyormuş gibi yapmışlar arkadaşlar. Şöyle bakayım bir ne kadar belli oluyor. Evet burada bir miktar daha iyi belli oluyor. Yani stop detayları da yine aynı şekilde kabartma. Bu da çok güzel. Bu daha güzel hatta. Bu şu an içlerinde en çok beğendiğim araç diyebilirim. Daha kütleli, daha kaslı bir araç. Dediğim gibi yine beyaz şeritler var tekerlerde. Standart Hot Wheels tekeri. Ve son aracımız 5 numara. Custom 72 Chevy Lou diye bir araç dostlar. Şöyle açıyoruz. Bebek mavisi tek renginde. Şöyle bu da parlament mavisi herhalde. Laciverde yakın şerit. Açık bu birazcık da aracın kendi mavisine koyu bir mavi şerit. Daha uzun bir beyaz şerit. Bu tekerler de içe küçük. Ön ve arka tekerler yine aynı şekilde. Bu ön tekerler küçük. Arka tekerler daha büyük araç. Yine bunun motoru daha çok dışarıda. İçi gri. Üstünde bu sefer sunroof var. Metalik renk. Camı yok yanlarda. Şu şekilde gösteriyorum. Kapı kolu detayı var. Ön tarafı nasıl söyleyeyim? Chevy amblemi kabartma şeklinde yapmışlar dostlar. Kabartma şeklinde farlar var. Direksiyonumuz solda. Bayağı kaput detayı falan var. Standart Hot Wheels tekerleri mevcut. Burada yakıt kapağı girişi var. Şuraya bakıyorum burada olmadığı için muhtemelen yakıt kapağı girişidir. Yine burada bir Hot Wheels tekali. Burada da bir adet Hot Wheels tekali var. Siyah beyaz şeritler. Yine koyu mavi. Birazcık da onun açık mavisi şeritler mevcut. Arka taraf metalik gri. Burada bir adet Chevrolet yazısı. Çift çıkışta egzozumuz mevcut aracımızda. Bu da çok güzel kalıplı araçlarımızdan biri. Ama en çok şu Range Rover'ı beğendim dostlar. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Videomuzu beğenip takip edip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.